Nihat Usta, önce şu işe bir geçmişini anlatarak başlayalım. Nedir Akçaabat köftesinin tarihçesi? Akçaabat köftesinin tarihçesi 1945 yılında yapılmıştır. Akçaabat köftesi birinci kuşak ustalarımız tarafından işte Çolakoğlu, Harakalin, Eşref Usta, Abdullah Komar, Kirali Altın gibi abilerimiz, bazıları rahmetli olmuştur. Kendilerine buradan rahmet diliyoruz. Biz de onlardan devraldığımız bayrağı devam etmeye çalışıyoruz. Ne kullanıyorsunuz? Hangi hayvanın etini kullanıyorsunuz? Koyun mu, inek mi? Bunda hep nane eti kullanıyoruz. Nane eti. Evet. Yani baraj istediğimiz, dara inek deriz ona biz. Yaylada, kekikler oluyor, içecekler oluyor. İşte alçak kısımda yaylalardan indiği zaman da hani yal deriz ona biz, hayvanların yemekleri pişirilerek, tuzu atılarak verilir. Peki şu köfteyi bana bir anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun? Başından ızgaraya gelinceye kadar. Akçaabat köftesi et mezbahada kesiminle beraber başlar. Kesim yapıldıktan sonra hayvan şişirtilir. Yani arka ayaklarının herhangi birinden kompresörle beraber derisi patlamayacak şekilde gelinceye kadar şişirtilir. Sebeplerinden bir tanesi etimizin içerisinde baharat veya bir karbonat falan yoktur. Olmadığı için de biz bunu o köpükçüklerle beraber, yani kompresörle şişirilen etin deriyle etin arasından kaynaklanan köpükçüklere biz karbonat diye kullanıyoruz. Bir de damardaki bütün kanların boşaltılmasını sağlıyor. Ondan sonra köftemizde kan kokusu falan olmuyor. Sadece bir et tadı oluyor. Peki nedir? Malzemeler nedir? Nasıl yapıyorsun? Malzemeler dana eti, ekmek, bayatlanmış ekmek, iç yağ, taze olacak, sarımsak ve yeterince tuz vardır. Kilogram olarak hesap ettiğimiz zaman, biz 100 kilo olarak bir rakam vereyim. Tabii o yapacak olanlar kişiye doğru gramlarını inebilirler. 100 kilo dana eti, 10 kilo iç yağ, 15 kilo ekmek, 750 gram sarımsak, 1 kilo tuzdan ibarettir. Biz bunların tamamını kıyma makinesinden geçirdikten sonra bir müddet dinlendiririz. Bu bir müddet 2 saat de olabilir, daha fazla da olabilir. Çünkü etin durumuna bağlı. Et çok taze ise daha çok dinlendiririz. Ama et eğer dinlenmiş ise daha az dinlendiririz. Yoğurmamızı yaparız, bekletiriz bir kısım, tekrar bir daha yoğurmaya alırız. Çünkü o yumuşaklığını ve kabarmasını sağlamak için. İkinci bir yoğurmadan sonra işte 33 gram tanesi gelecek şekilde, 3 tanesi 100 gram geliyor bunların. Akçaabat köftesi biliyorsun kilo ile tartılıp satılıyor. 3 tanesi 100 gram gelecek şekilde servisimizi hazırlarız. Köftemizi kömürlü ızgarada pişiririz. Peki elinize sağlık da ben şimdi gelip de buraya bana yarım kilo köfte mi ver diyeceğim. Yani ben kilo olarak gözümün önüne getiremiyorum. Porsiyon desen sayarım 10 tane vardır. Doyarım ya da doymam. Peki kilo ne kadar ısmarlayacağım? Ben sana gelip de bana Nihat Usta kaç kilo köfte ver diyeceğim. Şimdi eskiden olmuş olsaydı bu azameliği çekmiyorduk. İşte gelen en aşağı yarım kilo yiyordu. Yiyen var evet. Mıydı? Şimdi maalesef yarım kilo köfte yiyen yok. Evet. Yani daha az gramda yiyenler var. Bizim gelen giden turlar çok fazla olduğu için. Tabii biz kiloyu herkese anlatamıyoruz. Çünkü çok yoğun ve kalabalık oluyor. Biz o köfte yemeye gelenlere ilk etapta 200 gram veriyoruz. 6 tane. Yetersiz olduktan sonra devam ediyoruz. Ha, 200 gram sizin evet. Porsiyonunuz. Evet. 200 gram. Evet. Bir porsiyon ver dedim 200 gram. Evet, bir porsiyon ver diyene biz artık gramlandır falan kiloylandır demiyoruz. Ona 200 gram köfte veriyoruz. Yani 2,5 porsiyon yiyen yarım kilo götürmüş oluyor. Yarım kilo götürmüş oluyor evet. O kadar lezzetli ki şu anda damağımda lezzet patlamaları oluyor. Duyuyor musun?
Karadeniz mutfağı çok zengin, balığıyla ve köftesiyle meşhur. Akçaabat köfte de bunlardan biri. Bakalım Akçaabat köfte soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Buyurun. Selasına çıkamıyorum kardan. Nasıl vazgeçeyim senin gibi bir yerden? Allah'ıdır ne bir geçelim arbolasa. Trabzon'un ilçesi olan Akçaabat'ın damak keyfi, damak lezzeti. Akçaabat köftenin yapımındayız şu anda. Yanımızda da Akçaabat'ın en ünlü ustalarından biri Nihat Usta ile birlikteyiz. Nihat Usta bize Akçaabat köftenin A'dan Z'ye hikayesini anlatacak. Değil mi usta? Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum size ben. Akçaabat köftesi 1945 yılında birinci kuşak ustalar tarafından yapılmıştır. Şu anda bizim tarafımızdan devam etmektedir. Ama bu zaman içerisinde ilk yapıldığı zaman kasap dükkanlarının önündeki mangallarda tek tek gram gram tane tane sayılarak yapılırdı. Şimdi ise sadece gram olarak kiloya dökülerek satılmaktadır. Akçaabat köftesi sadece dana eti kullanılır. İçerisinde koyun falan hiç yoktur. Dana eti, ekmek, et yağı, sarımsak ve tuzdan yapılan, baharat tadı hiç olmayan, et tadı olan bir köftemizdir. Demin gramajdan bahsettik. Kaç gram geliyor? O tek köfte olarak değil mi gramaj olayını hesaplıyoruz herhalde? Evet. Ona göre mi söylüyorsun? Evet. Bu köftenin bir tanesi 33 gram gelir. Bir tanesi. Net midir bu? Şaşmaz mı? Yani şaşmaz. 30 tanesi de 1 kilo gelir. Peki günde ne kadar tüketim oluyor ortalamaya vurduğumuz zaman Akçaabat'ta sizin yerinizde Nihat Usta'da ne kadarlık bir tüketim oluyor? Akçaabat köftesi tabi yazın çok hareketli olduğu için Karadeniz turistler tarafından en çok tercih edilen Karadeniz'in yani bölgesel yemeklerde en çok tercih edilen Akçaabat köftesi. Dolayısıyla o günlerde yaklaşık olarak bu dükkanlarda işlenen köfte kilosu 400-350-400 civarındadır. Peki Akçaabat'ta doğan bu köfte tadı ülkemize yayılmış mıdır? Ne durumdadır Akçaabat köftenin ünlülük durumu nedir? Akçaabat köftesinin ünü biliyorsunuz yurt içinden artık yurt dışına doğru yayılmıştır. Çünkü bize şu anda en çok gelen siparişler yurt dışından geliyorlar. Yani, ülkelerden geliyor? Genelde Almanya'dan gelen işçilerden geri köftesiz dönene biz daha rastlamadık. Hepsinin elinde köftesiyle beraber dönüyorlar. Tabii insan sağlığında ilgilendiren bir konu olduğu için yemek konusu hijyenik ortamlarda da yapılması lazım, imal edilmesi lazım. Biz de burayı görüyoruz ki hakikaten oldukça hijyenik bir düzende burada köfteyi yapıyorsunuz. Çok önemli bir unsur değil mi? Bunu buradan da belirtmek gerekiyor bence. Muhakkak tabii bu bile yeterli değil. Ben şu gördüğünüz mutfağı şu anda çok temiz olarak gördüğünüz mutfağımı önümüzdeki ay komple yıkıyorum. Yani komple yıkıp hepten inceledik duruma yapacağım. Peki gramajı nasıl ayarlıyorsunuz? Bir köfte mesela bir kilodan kaç tane çıkıyor diyelim? Bir kilodan 30 tane çıkıyor. 30 tane çıkıyor. Evet. Peki porsiyon nasıl? Bir porsiyona kaç köfte geliyor? Tabii biz gramla sattığımız için porsiyonları ancak dışarıdan gelen gruplara. Yani biz onlara 200 gram veriyoruz. Onlar ona bir porsiyon diyorlar. Ama biz 200 gram veriyoruz onlara. Yani şimdi mesela bir kişi dükkanınıza geldi. 3 kişilik bir aile geldi. 4 kişilik bir aile geldi. Bize birer porsiyon köfte dedi. Bir porsiyona kaç köfte koyuyorsunuz? 6 tane. Yani 6 tane 33 gelmiş oluyor. Evet, 6 tane koyuyoruz. O 6 tane geldiği zaman bir kişiyi doyurucu oluyor ve bir porsiyon diyebiliriz onun için. Yani pek doyurucu olmasa bile ilavesi sıcak sıcak yine devam ediyor. Peki biz biraz yapımı izleyelim size. Böyle gidiyor. Bundan sonraki aşama nedir? Hazırı böyle tepsiye tabii seriyoruz. Bundan sonraki aşamada biz bunu bir müddet dolabımızda dinlendirdikten sonra yani bunun içerisinde biraz önce de size söylediğim gibi ekmek, sarımsak, tuz ve et yağı. Bunları bir müddet biz dolapta dinlendiriyoruz. Bu sarımsağın rehası kökü köftede biraz kendini göstermeye başladığı zaman kişiler yaklaşık 1-2 saat içerisinde kendini gösteriyor. Ondan sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Yani doğal olarak en güzel hali budur ama hiç de bekletmediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü yetişmediği zaman bekletmeden de pişirdiğimiz zamanlar oluyor. Peki şimdi pişirme aşamasını görelim. Evet. Tamam. Alevras, biberler, apoloz,
Evet, şu anda garnitürleri de koyduk, köfteler de pişti, ekmekler de kızardı. Şu anda servise hazır bir halde, değil mi? Evet, şu anda yiyebiliriz. O zaman hep birlikte bakalım bir tadına. Evet, Akçaabat köftemiz kızgın ateşte pişti ve soframıza geldi. Biz de sizler için tadına bakıyoruz şimdi. Akçaabat köfte hem yumuşak hem lezzetli. Akçaabat'tan yolu geçiyor.